arkadaşlar hoş geldiniz. İki hafta boyunca üçgenlerin temel özelliklerini tekrar ettik. Kah kolay sorularla, kah zor sorularla. Bugün de üçgenlerin bu anlattığım tüm kısımlarıyla ilgili genel sorular çözeceğim. Çok güzel sorular aradım size. Hem alandan hem kenar ortaya hem benzerlik. Şöyle karma sorular aradım. Bugün bir sorularla üstünden geçelim istiyorum. Lütfen ama lütfen burada çözdüğüm 10'dan fazla soruyu siz tekrar arkadaşlar çözüp PDF'lerimi bir şarjını alıp çözüp anlamadığınız yerde lütfen bana tekrar dönün. Çok kıymetli olacak bu. Biz üçgenleri iyi anlarsak geometriden kendimize hedef koymaya başlayabiliriz. Üçgenler olmazsa ne dörtgenler, ne çember, ne katı cisim hiçbiri olmaz. Bunu bilin. Bu yüzden üçgenleri baştan temelden aldık ve bu doğrultuda işler yapacağız diyerek başlıyorum. Şimdi sakin slow motion çözelim soruları. S1 ve S2 içinde bulundukları bölgelerin alanları olduğuna göre S1 ve S2 alanlarının farkı kaçtır diye, kaç santimetre karedir diye sormuş. Bir takım verdiği bilgiler var. 2 tane dik var. Şekilde görüyorum zaten. 4'er santim var. Tamam. 8 santim var. 10 santim var. Hepsini görüyorum. Gayet açık. Buna göre S1 ile S2'nin farkını sormuş. Şimdi ben S1'i belki hani güzel bir üçgen var ama S2'nin çok tuhaf olduğu belli değil mi? Arkadaşlarım sanki şöyle tamamlanacak da soru çözülecekmiş gibi de düşünülebilir ama bu tamamlama işini yapmana da gerek yok. Şöyle ki düşünmen gereken tek şey şu. S1, S2'nin yanında şuraya bir A dersen sen. Aslında S1 artı A çok nezih bir alan, bir dik üçgen. S2 artı A da çok nezih bir alan, bir dik üçgen. Ve S1 artı A ile S2 artı A bulunabilir. S1 artı A, bu üçgene bakar mısın? Tabanı ve yüksekliği dik üçgen olduğu için dik kenarlarının çarpımının yarısı olarak düşünebilirim. Yine bunun tabanı ve yüksekliği 4 ve 14'ten 4 çarpı 14 bölü 2 diyerek düşünebilirim. Yani buradan S1 artı A 40, S1 artı S2 artı A ise buradan ne geliyor arkadaşlarım? 28 geliyor. Zaten biz bunları birbirinden çıkardığımız vakit A'ların hiç büyüklüğü kalmıyor. S1 ve S2 farkı ortaya çıkıyor. Ve bu farkla 40'tan 28'i çıkarınca 12 değişik, güzel, tatlı bir soruydu. 2 numaralı soru. ABC üçgeninde işte verilen bir takım uzunluklar var. 3 tane 10 var. Evet, 3 tane 10'un ne olduğunu görebiliyorum. 12 ve 4 var. Alan ABC kaç? Bak 3 tane 10'un bu şekilde bir araya gelmesi beni bir konuya götürüyor olması lazım. O konu da kenarortay konusu. Ve kenarortay konusunda arkadaşlarım muhteşem üçlü diye bir şey vardı. Şu nokta çok kıymetli. Başlangıç noktası onların. Şuraya çizersem buranın dik olduğunu görebilirim. Ve diki gördükten sonra artık elimizde 12 var. Elimizde 20 var. Pisagor yaparak 12, 16, 20 üçgeni görebiliriz. 3, 4, 5'in 4 katı bunlar. Ve artık alan ABC için tabanımız 16. Yüksekliğimiz de yine 16 olduğu görülürse 16 çarpı 16 bölü 2'den cevabımızın 128 olduğu da ortaya çıkar. 3 numaralı soruya geçiyorum. Katlama sorusu. Daha önce bir ya da iki defa çözdüğümüz bu katlama sorusu bir kez daha karşımızda. 3BE eşittir 2EC. Önce şu oranları bir yazmak istiyorum. BE'ye hemen 2X diyorum. EC'ye 3X diyorum. Devamında. CD 6 tane AD'ye eşitmiş. CD 6Y dersem AD Y diyebilirim. Oranlar üzerinden sanırım bir alan parçalanması söz konusu. Kartondan oluşturulmuş birin şeklin DEC bölgesini. DEC bakın burada DEC bölgesini eğer diyor ben DE boyunca yani şu tarafa doğru katlarsam şöyle bir katlamadan bahsediyor. 3x de buraya x kadar pay kaldı dikkat. Ve diyor ki oluşan ikinci şeklin iki katlı bölgesini iki katlı bölgesinin alanının neresi iki katlı bölge? Şimdi bu mavi zaten vardı kırmızıyı da ben üstüne çizdim üstüne katladım o zaman şurası iki katlı bölge. Yukarıda tek başına kalan bir alan var orası tek katlı bölge. Oranlamasının kaç olduğunu sormuş. Kayda değer. Güzel bir soru. Dikkatle bendesiniz. Ben aynı şekilde şuradan tamamlamak istiyorum. Şeklin bütününü görürseniz daha faydalı, daha iyi olabileceğinin farkındayım. Hadi başlayalım. Neler var burada? Öncelikle şunu da şuraya devamını çizersem. Şurası da var diye bakarsam olaya. Sakin sakin tüm parçalanmaları yapabilirim burada. Mesela burada buranın ben 2x olduğunu biliyorum. Demin yazmıştım sol tarafa. Buranın 3x olduğunu biliyorum. Buranın x olduğunu biliyorum. Devamında buranın 6y, buranın y olduğunu biliyorum. Bakalım bu bilgiler benim buradaki alanları bulmam için yeterli olacak mı? Hep beraber göreceğiz bunu. Öncelikle daha önce baktığımız bir alan parçalanması işinde bu parçalanmayı beraber yapmıştık. Bakalım şimdi aynı parçalamayı yapabilecek miyiz sevgili arkadaşlarım? Eğer ben şu kenarların da oranını bilseydim, şundan oranını bilseydim,
soruyu çok rahat çözebileceğimi görüyordum sanki. O oranları bakalım nasıl bulacağız? Hep beraber hareket edelim. Şimdi ben buradan itibaren, şuradan itibaren şöyle bir paralel çiziyorum. O paralel ne işe yaradı? Burası toplamı 6x ya, burası da 6y ya. Sanırım burası x'e 5x olduğu için buraya da y'ye 5y şeklinde parçalama hakkını verdi bana. Bakın y dedim bu benzerlikte. O zaman nokta koyduğum bu kenarların da birbirine eşit olduğunu gördüm. Ama ortalık çok karıştı. O ortalıkların karışıklığını tekrar baştan, bak keşfettiğim bilgiye dikkat, bu x'in eşit olduğunu keşfettim. Tekrar baştan bu resmi çizerek kendimiz daha büyük bir resimde bunu daha iyi görebiliriz. Şöyle bir şeklimiz var. Şöyle aşağı gelen bir şeklimiz var. Devamında şuradan aşağı inen bir dikimiz var. Ve bütün bunlarda parçalamaları kullanalım. 3x, 2x, x yani 3, 2, 1 diyebilirim. Devamında şu x'in aynı olduğunu gördük az evvel. Bu x aynıymış, bunu da gördük. Devamında arkadaşlarım, şurasının 1 ve şurasının 5 olduğunu da ben biliyorum. Bu bilgilerime göre şimdi parçalamaya başlıyorum. Sakin sakin. Öncelikle şuradan çizgimi attım. Buradan çizgimi atınca ne oldu? Buranın A, buranın 2A olduğunu görmüş oldum. Devamında şuradaki parçalanmayı da aslında biliyoruz. Şuradaki parçalanmadan bahsediyorum. Bak uyuma, şu ikisinden bahsediyorum. O parçalanmayı nasıl bulacaktık? Baktığın zaman şuraya 1 dersen şurası 2 olmaz mı? Ya da buraya 5 dersen, hani 5 bölü 6 benzerliği vardı ya, burası 6 olur. Burası da 2,5 olacağına göre buraya 3,5 kaldı. Yani 2,5'a 3,5 ne demek? 5'e demek. Şurası 5, şurası 7 şeklinde karşımıza geldi. 7'nin olduğu yere 3A yazmışım ben. O kadar eğlenceli soru ki, zor bir soru ki dikkatli olacaksın. O zaman buraya 7A hemen 14A olarak değiştirelim. Yani 21A olsunuz. 7'ye 21A geliyorsa 3 katı, 5'e de 15A geleceğini söyleyebilirsin. Sakin sakin bu oranlarla sorunun sonuna gelmek üzereyiz. Dikkatle halledebilirsin bunları. Ve devamında arkadaşlarım, şurayı 14A değilsem buranın da 14A olacağını çekebilirim. Ama üst taraftaki alana bir türlü ulaşamadım. Nasıl ulaşacağım? Bak çok basit. 7A ise yukarısında 7A olmaz mı bu eşitlikten dolayı? 7'ye 7A gelmişse 5'e de 5A diyemez miyim ben buraya? Bakın artık sorunun başından beri hedef olan bölge, tek katlı olan bölge 5A. Şurası da beraber bakarsak ne kadarlık bir alana denk geldi? 29A. Dolayısıyla ne diyor? DE boyunca katlandığında ikinci şeklin iki katlı bölgesinin alanının tek katlı bölgesinin alanının oranı karşılıyor soruyor. Yani şu ikisini toplayacağım. Şuraya oranlayacağım. Bakalım o ikisi. 7A, 5A, 12A burası da var. 29A'nın 12A'ya oranı demiş. Alanları parçaladık. Baştan özetlemem gerekirse soruyu, şöyle bir durum ortaya çıktı. Önce bu şekildeki kenarları bulmuş oldum. Bak kenarları. Şurası, şuradan şuraya gelen, buradan aşağı gelen. Buradaki tüm oranlamaları buldum. Tüm oranları buldum. Oranları bulunca aslında şekil çok karışık ama kullandığım tek bilgi şu. Burası 2, burası üçgen. Buraya 2A, buraya 3A dedim. Yani ortak tabanı kullandım. Alanla ilgili gayet nezih ve zor bir soruydu. Ama bu soru o kadar da zor değil. Çünkü ortada bir kare olduğunu söylemiş. Diklerini yazdım karenin. Her kenarına x, x, x şeklinde yazdım. Ve 4, 8 vermiş. Bakalım x'in 4 kökü olduğunu beraber bulabilecek miyiz? Bunu bulmak için bu çokça dik olan soruda açı doldurmak gerekiyor. Alfa 90 buraya beta dersem, alfa 90 buraya beta dersem, alfa 90 burası da beta olur ki bu üçgenle bu üçgen benzer çıktı. Neden o iki üçgene odaklandım? Çünkü o iki üçgende iki tane güzel kenar uzunluğu var, bilgiler var ve bu bilgilere göre soruyu çözmüş olacağız. Ve baktığımız zaman alfanın karşısında x bölü, alfanın karşısında 4 var aşağıdaki üçgende, bu üçgende betanın karşısında 8 var bölü, bu üçgende betanın karşısında x var. X karenin 32 olduğunu gördüm, x'in de burada 4 kök 2 olacağı açık bir şekilde belli. Evet, sıradaki sorumuzla devam ediyorum. 3, 5, 6 kenarları var ve bana x sormuş. Aslında biliyorsunuz kosinüs teoremi, o trigonometrinin vazgeçilmez teoremi burada işimize yarayabilir. Yani şuraya alfa dersin, o alfayı burada kullanırsın. 180 eksi alfanın kosinüsünü kullanırsın. Oradan çat 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 yürürsün. Hiç de bir sıkıntın olmaz. Ama bu soruları dik indirerek de çözme hakkım var. Bundan da bilgin olsun. Amma ve lakin arkadaşlarım. Dik indirmekten ziyade bu soruda ben kosinüs teoremi kullanacağım. Buna da aşinalık sağlayın. Yani şu. 6'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesi. Devamında ne var? Eksi
2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Bu bir. İkincisi, burada kosinüs teoremi x kare eşittir 5'in karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 9 çarpı kos 180 eksi alfa. Yukarıdan bulduğun kos alfa burada kullanırsın. Ama görüyorsunuz ki çok çirkin. Bu şair burada başka bir derdi olabilir mi acaba? Çünkü sayılar çok net. Acaba burada ne kullanmış olabilir? Özün üçgen yok, ikizkenar falan yok, eşkenar yok, hiçbir şey yok. Baktığın zaman devamında kullanabileceğin bir alanla ilgili bir diklik falan da yok. Ne olur olsa olsa. Acaba arkadaşlarım burada şey olabilir miydi? Benzerlik olabilir miydi? Hani benzerlik olması için paralelliğe ihtiyaç var. Tamam, eş açılara ihtiyaç var ama gizlenmiş bir benzerlikten bahsediyorum. Mesela şu açıya odaklan. Bu üçgenin çok bilgisi var. Bu açının yanında kenarlar. O açı alfa diyelim. Alfanın yanında kenarlar 3 ve 6 değil mi? Büyük üçgene bak bir de. Büyük üçgende alfanın yanında ne var? 6 ve 12 var. Bak şöyle yazınca ne kadar tatlı oluyor. 6 ve 12 görüyor musun? İki katı. Allah'ım iki katıysa o zaman üçüncü kenar da iki katı olacak. Yani bu üçgende alfanın karşısında 5 varsa diğer üçgende alfanın karşısında 10 ol. Bu kadar. O olur yani. Yani başka türlü de olma şansı yoktu. Benzerlikten başka bir şey burada ortaya çıkamazdı. Dikkatli olacaksın. Evet, bir benzer şekli daha var galiba. Eşkenar üçgen demiş. Hemen 60'ları konduruyorum şöyle. Aman ha 3, 4, 5 değil, uyuma. Orada şalaklık yapma. Dik üçgen değil orası. Ve bana sordu x'i nasıl bulacağımıza bakalım. Öncelikle arkadaşlarım burası x artı 3 ise burası da x artı 3. Burası da her taraf x artı 3 olacak. O zaman ben buraya gelip x eksi 1 yazarken hiç gocunmayacağım. Ve bu 60'ı kullanamadık. Oyuna sokalım. Hadi sokalım 60 oyuna. Buraya alfa diyorum. Buraya beta dersem alfa artı betanın 120 olduğunu görün lütfen. Bu üçgende de buraya alfa demek zorundayım. Çünkü alfa artı beta 120. O zaman bu üçgende de buraya beta demek zorundayım. Böyle yapınca bakın buradaki üçgenle buradaki üçgen benzer geldi. O zaman betanın karşısında başlıyorum. Yukarıdan başlıyorum. X eksi 1. Betanın karşısında 3 var. Eşittir. Alfanın karşısında 8 var. Bölü alfanın karşısında 4 var diyerek iki katı olduğunu gördüm. O zaman x'in burada arkadaşlarım 7 olacağı gerçeği ortaya çıktı. Ve bu sağlam sorunun cevabı da ortaya çıkmış oldu. 7. soru 8, 10 vermiş, 4 vermiş. Yani okuyalım soruyu. Kağıtları kağıttan oluşturmuş yukarıdaki şeklin AD üçgenini AB boyunca katlıyor. Yani bunu buraya katlamış. AB boyunca katlamış. Ve burada ekstradan bir X ortaya çıkmış. Katlayınca D noktası D üssü noktasına geliyor demiş. KD üssü paralel. Bak dikkat. KD üssü paralel BC. Yani şunun devamını uzatsaydım diyor. Burada bir benzerlik oluşacak diyor. Çaktırmadan bunu söylüyor. Buna göre x kaç santimdir? Hadi sakin bunu devam ettirelim. Madem paralellik var ve madem bunu buraya katladı, o zaman ben şuranın E noktası olduğunu adım gibi görebiliyorum. Burası 8, burası 4. Devamında şöyle 9 vermiş. Devamında ben şuranın boydan boya, bak bunu katlayınca şöyle geldi ya bu. Şöyle oldu ya, 10 buraya geldi. O zaman boydan boya 10 olacağını görüyorsam buraya 10 eksi x derim. Bu tatlı soruda yine 8 bölü 12 benzerlik yapıyorum. 10 eksi x bölü sanırım 9 diyebilirim. 3'te 2'si olacağı için 6 olmak zorunda. X'in de 4 olacağını gördük. Geçelim kenarortay ve açıortay ile ilgili sorularımıza. Ve bu sorulardan bakalım neler var karşımızda. G noktası ABD'nin ağırlık merkezi. ABD sol taraftaki üçgen. O zaman ben şuraya 2x'e x dersem sanırım sıkıntı olmaz. Çünkü ağırlık merkezinde 1'e 2 vardı. Burası hem açıortaymış hem tabana inmiş dikme. O zaman arkadaşlar açıortay tabana dikiniyorsa burası aynı zamanda ikizkenar üçgendir ve tabanda iki eş parça bölünmez mi? Yani 6-12 Pisagor'undan burası 6 kök 5 gelir. Burası da 6 kök 5 gelir. Bu arkadaş kenarortayla ağırlık merkezi ya 3 kök 5 3 kök 5 diye ayrılır ve burası da muhterem üçlüden 3 kök 5 gelir. Gördüğünüz gibi 3x'in 3 kök 5 olduğunu muhteşem üçlüden keşfettik. X'in de kök 5 olduğunu gördük ama cevap kök 5 değil. Çünkü ben x olan yeri 2x olarak değiştirmiştim. Yani 2 kök 5 sorunun cevabı. 9 numara soruya bakalım. Üçgende hem açıortay var hem kenarortay var. AD kenarortay ve AED açıortay olarak verilmiş. Unutma, kenarortay her zaman açıortaydan büyüktür. Herhangi bir üçgen için bir köşesinden geçen kenarortay açıortay her zaman büyüktür. Öncelikle şunu söyleyelim. 6 8 10 üçgenimiz var zaten. Hatta bu kenarortaydan dolayı burası 5 ayrılır. Muhterem üçgen burası da 5 olacak. İşimize yaramıyor ama yazalım. Açıortay ne diyordu bize? Açıortay. Bak dikkat. Burası 6, burası 8. Eğer burası açıortaysa hatırla. Burası 6x, burası 8x değil miydi? Tamamının da yukarıda 10 olduğunu ben biliyorum. Yani 14x eşittir 10'dan.
X'in arkadaşlarının 5 bölü 7 olduğu belli. O zaman X 5 bölü 7 ise bakın şu sol taraftaki arkadaş ne oldu? 30 bölü 7 oldu. E zaten sorunun sorduğu şu aradaki mesafede 5'ten, burayı 5 bulmuştuk, 5'ten 30 bölü 7'yi çıkararak bulacağım bir alan. Yani o da sanırım 5 bölü 7 olarak gelir. 10 numaralı soruya bakıyoruz. Hem iç hem dış açıortay var. Eğlenceli olsun diye bu soruyu buraya aldım. Bakalım beraber eğlenebilecek miyiz? Açıortaylar var. Aklım hemen açıortay, kenarortay konusuna gitti. Ama bu soruda başka bir şey var. Uyanık olacaksın. Uyumayacaksın. Alfa alfa beta beta dersem 2 alfa 2 beta toplamının 180 olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla alfa artı beta 90 derece. Yani şurası 90 derece her zaman diktir burası. İlk başta konularınızda vardı lan. Yani o açılı olur konunda vardı. EC uzunluğu Pisagor yap hop 2 kök 5. Yani sorunun ne açı ortayla ne kök ortayla hiçbir ilgisi yok. Soru direkt açı doldurma sorusuymuş. AE, CF'nin iç açı ortayı, öbürü de dış açı ortayı ve bütün bu bilgilere göre 6, 9, 4 vermiş. Bir de bir bilgi daha var bak gizlemiş buraya. 2 BC, 3 C'de yani BC'ye 3K dersem C'de 2K diyeceğim bilgisini kullanmış ve buna göre X sormuş. Arkadaşlarım buradan buraya 6'dan 4'e hemen yapalım. 3'te 2 değil mi? O zaman 9'dan da buraya 3'te 2 olacak. Yani boydan boya burası 6 olacak. Hatta ben X olduğu için buraya 6-X diyebilirim. Aşağıdan şimdi yukarı doğru bak. 2K'nın olduğu yerde ne var altında? 2K'nın olduğu yerde 6-X var. Eşittir. Orantı kuruyorum açı ortayda. 3K'nın olacağı yerde de ne var arkadaşlarım? 4 artı X var. Dolayısıyla içler dışlar çarpımına soru çözülür. 8 artı 2X dediğimiz şey 18-3X'e denk geliyor. Dolayısıyla 5X eşittir 10 bilgisinden X'in de 2 olacağını gördük. Bu kadar basit. Ve devamında arkadaşlarım 12. soruya bakıyoruz. ABC açısı 90 dereceden küçükmüş. ABC aha da buradaki açı. Burası alfa 90'dan küçükmüş. Açıkenar bağıntılarıyla ilgili hiç soru çözmediğimizi fark ettim. Zor bir konudur. Bundan da soru çözün mutlaka. Şimdi 9-12 90 olsaydı diyorsun. 9-12 15 olurdu burası. 9-12 15 üçgeni var. Ama 90'dan küçükse o zaman sen de hemen şunu yazman lazım. X 15'ten küçükmüş demen lazım. X'in bir de doğal sıkışmışlığı var. Yani şu ikisinin toplamıyla fark arasında sıkışmıyor muydu? 21 ile topladım 21 farkı 3 arasında sıkıştı. Dolayısıyla X hepsinden matematiğin eşitsizlik konusuna dikkat et. 3 ile 21 arasında X varmış. X 15'ten küçük olacakmış. Bütün bu konsepti ben birleştirirsem X dediğim zımbırtı 3 ile 15 arasında olacak ve bana kaç tam sayı değeri var diye sormuş. 14 olur, 13 olur, bla bla bla. O 4'e kadar gidersen bu arada 11 tane tam sayı olduğunu sen de ben de görürüz. 13 numaralı soru. Şimdi çubuklardan oluşan soldaki düzenekte alfa 60'tan küçük olacakmış. Bak küçüktür 60 derece burası. Alfa 60'tan küçük olacakmış. Yine 60 kabul ederek bir iş yapacağım. A ve C nokta genişliğinde yerleştirme ihtimali var diyor. Hangilerini buraya yerleştirebilirim? Arkadaşlar 6 santim 6 santim ben burayı birleştirseydim. Velev ki orası 60 derece olsaydı. 60 derece olsaydı 6 6'dan dolayı burası da 6 olurdu. 6 6'dan dolayı orası 6 olurdu. Ama diyor ki 60'tan küçük. O zaman bu kenar da bak bu kenar uzunluğu da 6'dan küçük olmak zorunda. Yani sen buraya 7'yi kullanamazsın. Sen buraya 6'yı kullanamazsın. Bunlar iptal. Sen buraya 5'i kullanırsın, 2'yi kullanırsın, 3'ü kullanırsın. Hocam 2'yi nasıl kullanacağız? Aslında bu kenarın, bu x kenarının doğal bir sıkışmışlığı da var. Demin de söylemiştim. Toplamları 12 ile farkı 0 arasında. Ha, alttan sınırın 0 olduğunu gördüm. Oraya 1 de kullanabilirdim. 2 de, 3 de, 4 de, 5 de kullanabilirdim ama 6 ve 6'dan büyük sayıdır arkadaşlar. Kullanamazdım. Yani 5, 2, 3 ihtimalleri burada yerine kullanabileceğim sayılar. Evet. Arkadaşlarım baktığımız zaman burada 13 tane mükemmel soru çözdük. Bu soruların hepsini ama hepsini sizden daha sonra da istiyorum. Ve çözemedikleriniz konusunda bana daha dönerseniz sevinirim. Çok önemliydi. Hatta burada hemen size bir tane ödev sorusu bırakayım. Bakalım kaç kişi takip ediyor onu da görmüş olalım. İlgili arkadaşlardan. Burada bir kelebeğimiz var. Üst tabana alt tabana paralel olsun. Bunu şuradan çekince arkadaşlarım yeni bir detaylandırma var. Diyor ki şurası 3x, şurası 4x, efendim şurası 5x olmak üzere birbiri cinsinden vermiş. Ve A ve B ve C ve D demiş. Sorduğu şey de BC uzunluğunun AD uzunluğu oranı kaç santimdir sorusu da benden size gelsin. Bunu da cevaplarınız arasında bekliyorum.
Cevaplarınızı muhakkak ama muhakkak Büşra Hoca'nıza teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.